Zeynep, Sinan, Canan, Vural ve Eren adlı kişiler yaz tatillerini değerlendirmek amacıyla drama ve dans kursuna gitmektedir. Bu kişilerin gittikleri kurslarla ilgili bilinenler şunlardır. Şöyle diyeyim. Drama ve dans diye çizdim. Drama kursuna giden kişi sayısı 3'tür. Buraya 3 yazdım. Bakıyorum 1 2 3 4 5 kişi var. O zaman dans kursuna 2 kişi gidecek. Sinan ve Canan aynı kursa gitmektedir. O zaman bunları yuvarlak için aldım. Eşit dedim. Eren ve Zeynep farklı kurslara gitmektedir. O zaman Sinan ve Canan dans kursuna gidemez. Kesinlikle Sinan ve Canan nereye gitmesi lazım arkadaşlar? Dramaya. Sinan ve Canan dramaya gitti. Aynı kursa gidecekleri için. Sinan ve Canan'ı yukarıdan eledim. Eren ve Zeynep farklı kurslara gitmektedir. Tamam. Herkes sadece bir kursa gitmektedir. Şimdi Eren buraya Zeynep buraya gelebilir veya Zeynep buraya Eren buraya gelebilir. Tamam ben Eren ve Zeynep'i de elersem Vural'ı nereye koymam gerekir? Kesinlikle dans kursuna. O zaman buraya Vural diyeceğim. Ama Eren ve Zeynep'in nerede olacakları belli değil. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle dans kursuna gitmektedir? Bakın kesinlikle kimi dans kursuna koydum. Vuralı. O zaman bu sorunun cevabı Ceyhan'dır. Aşağıdaki tabloda Emre Canan, şöyle atların çizeyim, Deniz, Fatih, Gizem ve Hasan'ın ara tatilde gitmiş oldukları tiyatro türleri verilmiştir dedi. Tabloda numaralanmış kişilerin ilgili kişilerle ilgili bilinenler şunlardır dedi. Emre iki türden tiyatroya gitmiştir dedi. Bakıyorum iki türden tiyatroya giden kim var? bir kişi var. Emre o zaman 6 numara. Yukarıdan Emre'yi sildim. Deniz ve Gizem aynı türden tiyatrolara gitmiştir. Aynı türden gidenlere baktığımda 1 olmayacak bunun içerisinde. Bakıyorum. Aynı türden gidenler 5 ve 3 numaralı. Şöyle dedim. 3 ve 5 kim olacak bunlar? Deniz artı gizem. Not aldım. Hasan bütün türlerde tiyatroya gitmiştir. O zaman 2 numara Hasan. Hasan'a 2 dedim. Emre ve Fatih trajedi türünden tiyatro izlemiştir diyor. Trajediye bakalım. Burada var. Burada var. Ve burada var. Tamam. Fatih'in gittiği tür, e, tiyatro türüne Canan gitmemiştir diyor. O zaman nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi diyelim ki Fatih ya 2 ya 4 ya da 6 olacak. O zaman Canan ne olacak? 1 numaralı kişi olacak. O zaman 1'e Canan dedim. Canan'ı sildim. Hasan'ı buldum. Hasan'ı sildim. Emre'yi zaten silmiştim. Şimdi Deniz Gizem ve Fatih kaldı elimizde. Dedik ki 3 ve 5'ten biri Deniz, biri Gizem. Tamam. Ben birin kim olduğunu buldum. 2'nin kim olduğunu buldum. altının 6'nın kim olduğunu buldum. Geriye 4 dört kaldı. 4'te de kim kaldı o zaman? Fatih kaldı. 4 parti. Bakalım. Verilen tablo ve bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez. Canan sadece tek türden tiyatroya gitmiştir. Evet sadece Canan drama gitti. B. 2 numaralı kişi Hasan. Evet. 6 numaralı kişi Emre'dir. Evet söylenebilir. 3 numaralı kişi Deniz. 5 numaralı kişi Fatih'tir. Hayır bu asla söylenemez arkadaşlar. 3 numaralı Deniz. 5 numaralı Gizem olabilir. 3 numaralı Gizem, 5 numaralı Deniz olabilir ama e, Fatih olamaz. 4 numaralı kişi Fatih'tir diyor. Evet zaten bunu bulduk. Bunu da eledim. Dolayısıyla bu soru için yanlış verilen yani kesin olarak söylenemeyecek olan şık hangisi? C şıkkıdır arkadaşlar. Sude, Mahmut, Emre ve Sevgi adlı kişiler halk eğitimde düzenlenen drama, bağlama, tiyatro, gitar, dans ve satranç kurslarını yazılmışlardır. Bu kişilerin yazılmış oldukları kurslarla ilgili bilinenler şunlardır. Drama ve, ba drama ve bağlamaya iki kişi, diğer kurslara birer kişi yazılmıştır. Şimdi şöyle yapalım. Drama, bağlama dedim, tiyatro dedim, gitar dedim, dans dedim, buraya da satranç dedim. Drama ve bağlamaya iki kişi, iki, iki. Diğerlerine birer kişi yazılmış. Şöyle bir tablo yaptım. Tablo çizmek çok önemli arkadaşlar Sözler mantık sorularında. Siz de bu şekilde doğru tabloyu çizdiğinizde çok kolay bir şekilde çözüme ulaşırsınız. Bağlamaya yazılanın biri erkek diğeri kızdır dedi. O zaman şöyle diyelim. Erkek dedim iki nokta koydum. Kız dedim iki nokta koydum. Tamam. Toplamda 1, 2, 3, 4 kişi var. 2, 4, 6, 8 tane kurs var. Sevgi ve Emre bağlama kursuna yazılmamıştır diyor. O zaman buraya sevgi yazdım ve Emre yazdım üzerlerine çarpı koydum. Bunlar bağlama kursuna gelmeyecekmiş. O zaman Mahmut ve Sude mutlaka bağlama kursuna gelmesi lazım. Çünkü bir erkek, bir de kız, bir tek bunlar kaldı. Kız olarak Sude, erkek olarak Mahmut yazdım. Drama dersine kızlardan biri yazılmıştır dedi. Güzel. Buna göre verilenlerden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur dedi. Dans kursuna yazılan kişi erkektir. Tiyatro kursuna yazılan kişi kızdır. Bilemem. Yani kesin olarak bilemem. C. Emre gitar kursuna yazılmıştır. Kesin olarak bilemem. Olabilir. D. Mahmut bağlama kursuna yazılmıştır. Bakın Mahmut ve Sude kesinlikle bağlama kursunda olacaktı. Bana bu basit bilgiyi sordu. Dolayısıyla D şıkkı kesin olarak Doğrudur. Mahmut kesinlikle bağlama kursuna yazılmak zorunda. Çünkü Sevgi ve Emre asla bağlama kursuna yazılmayacak. Geriye Mahmut ve Sule kalıyor arkadaşlar. Cevap Denizli. Ankara 75. yıl hipodromunda düzenlenen bir at yarışına ilişkin bilgiler şu şekildedir. Yarışa Çakır Bey, Özgür Yele, Kuzey'in Kızı, Perçin, Rüzgar, İmparator ve Kral Düldül isimli yarış atları katılmıştır. Toplamda 2, 4, 6, 7 tane yarış atı var. Kuzey'in kızı ve Rüzgar'ın oğlu Rüzgar'ın birinci olamadığı bilinmektedir. O zaman buna bir yıldız koyduk. Perçin yarışı Kral Dülü'nün hemen ardından bitirmiştir. Şöyle bir buraya dedim. 7 buraya dedim. Şuraya Perçin diyelim. Eee Kral Bülbül'ün hemen ardından bitirmiştir dedi. O zaman bir önünde ne olacak? Kral Bülbül olacak. Bir sonrakine baktığımda Perçin 5. sırada tamamlamıştır dedi. Şöyle yapayım ben. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Bakın yine tablo oluşturdum arkadaşlar. Tablo benim için sözel mantık sorularında çok kıymetli. Doğru tabloyu çizersem eğer soruları çok kolay Çözebiliyorum. Bakın, Perçin 5. sırada tamamlamış. Perçin dedim. O zaman Perçini yukarıdan sildim. Perçin yarışı Kral düldülün hemen ardında bitirmiştir demişti. O zaman Kral düldül, düldül, dördüncü oldu. Yukarıdan Kral düldülü de sildim. Devam ediyorum yarışı Çakır Bey ile Perçin arasında tamamlayan iki at vardır. O zaman bakın şimdi. Perçin ile Çakır Bey arasında iki at varsa per, e, Çakır Bey 7 de olamaz. Çünkü arada bir at olur. O zaman bakın arada bir tane var. 4 numara bir tane var. Yani ikincisi var. 3 numara. E, Çakır Bey nereye gelecek? 2 numaraya. Güzel. Çakır Bey de yazdım. O zaman Çakır Bey'i siliyorum buradan. Güzel. Rüzgar yarışı Özgür Yelen'in hemen önünde tamamlamıştır. Şimdi bir de tamamlayamaz o zaman Rüzgar. Ardından üçte tamamlayamaz. Ancak 6'da tamamlayabilir. Çünkü bunun ardından bir tane daha olması lazım. Bakalım. O zaman rüzgar dedim altıya. 7 de özgür yele dedim. Özgür yele ve e, arkadaşlar rüzgarı sildim. Geriye imparator ve kuzeyin kızı kaldı. Bunlarla ilgili e, bir bilgi var mı? Yukarıda bakın kuzeyin kızı ve rüzgarın birinci ol, olamadığı bilinmektedir. O zaman kuzeyin kızı üçüncü. Kuzey dedim. İmparatorada ne kaldı? Birincilik kaldı zaten. İmparatorada bu yakışırdı. Bakalım. Buna göre Kuzey'in kızı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yarışı perçinden hemen önce bitirmiştir. Dedi. Bakın, Kuzey'in kızı burada. Yarışı perçinden değil. E, kral e, düldülden hemen önce bitirmiş. O zaman bu yanlış Kuzey'in kızı yarışı üçüncü mü tamamlamış? Evet tablomuzda böyle. Yarışı Çakır Bey'den sonra tamamlamıştır. Çakır Bey ikinci tamamlamış. Kuzey üçüncü tamamlamış. Doğru. Kendisiyle rüzgar arasında derece alan iki at vardır. Kuzey'in kızıyla rüzgar arasında bakın iki tane at var. Bu da doğru. Yanlış olan sadece A şıkkıdır. Dolayısıyla bu soru için cevabımız Adana olacak. Bir mahallede yer alan hastane, karakol, park, Fırın. Emlakçı ve caminin konumları ile ilgili şunlar biliniyormuş. Fırın parkın 100 metre batısındaymış. Şimdi şöyle yapalım. Park burada olsa bunun 100 metre batısı 100 metre solu olur bize göre. Şuraya 100 yazdım. Buraya da fırın yazdım. Güzel. Karakol emlakçının 100 metre batısındadır. Tamam. Karakol emlakçının o zaman şöyle karakol Emlakçı yine arada 100 metre var. Hastane caminin 100 metre batısındadır. Şöyle dedim. Hastane 100 metre cami dedim. Emlakçı fırının kuzey doğusunda. O zaman emlakçı fırının kuzey doğusundaysa arkadaşlar. Kuzey burası doğu burası şu tarafta olacak. Diyelim ki şöyle. Emlakçı. E, 100 metre batısında da karakol olacak. Şöyle yerleştirdim. Artık e, yukarıdan şunu silebilirim. Sildim. Caminin güneyindedir dedi. Evet. Caminin yine güneyinde kaldı. Güzel. E, şöyle yapabiliriz yine. Caminin güneyindeyse eğer eee emlakçı şu şekilde yerleştirebilirim. Bu olduğu gibi aslında buraya taşıyabilirim. Caminin altında emlakçı, hastanenin altında karakol olur. Ama bana sorduğu şeye bakayım. Buna göre aşağıdakilerden hangileri mahallenin en güneyinde yer almaktadır? Bakın. Kuzey üst taraf, güney alt taraf. En altta hangileri var? Fırın ve park. O zaman cevabım ne olacak? B. Fırın ve park. Bir bankanın müşterisi olan Hasan, internet bankacılığı şifresinin kullanım süresinin dolduğunu de ve değiştirmesi gerektiğini fark etmiştir. Bankanın şifre kuralları şu şekildedir. En az 8 karakterden oluşacaktır. Şimdi bir bakalım. Buna göre Hasan'ın internet bankacılığı için belirleyeceği şifre aşağıdakilerden hangisi olabilir? Eleyebileceğim var mı acaba? 8 karakterden az. A'ya baktım. 2, 4, 6, 8. B'ye baktım. 2, 4, 6, 8. Denizli'ye baktım. 2, 4, 6, 8. Ceyhan'a baktım. 2, 4, 6, 8. Bu şekilde eleyemedim. Harflerin yanı sıra, yanı sıra rakam ve soru işareti. Evet, ünlem. E, hashtag işareti. Yani kare işareti. E, yüzde işareti, artı işareti ve kısa çizgi gibi özel karakterler içerecektir dedi. Büyük ve küçük harfler bir arada kullanılacaktır. Bakayım kullanmayan var mı? Bakın A şıkkında sadece büyük harfleri kullandı. Eledim. Devam ettim şifre ardışık e, rakamlar barındırmayacak ve sıfır ile başlamayacaktır dedi. O zaman bakın Denizli ile başlayamaz sıfırla başlamıyor Çünkü Bursa'yı da elerim. Neden? Çünkü bakın arkadaşlar 6-7 birbiriyle ardışık eledim. Geriye hangisi kaldı? Ceyhan kaldı? Kurallara uygun bir şekilde şifre C'deki gibi oluşturulabilir diyeceğim. LGS'ye hazırlanan Ayşe, Baki, Can, Deniz, Emir ve Fatih adlı kişilerin haftalık çözdükleri soru sayıları e, sayısı ile ilgili bilinenler şunlardır. En çok soruyu Baki çözmemiştir. Şöyle diyelim. 2, 4, 6 kişi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Şimdi birinci yani bir numara en çok soru çözen 6 numara en az soru çözen şeklinde düzenledim. Baki en çok soruyu çözmemiştir dedi. O zaman ben buraya baki diyeyim 1'e ve üzerine çarpı koyayım ki aklımdan çıkmasın. İkinci öncülüme geldim. Ayşe'nin çözdüğü soru sayısı Can'ın soru sayısından yüksek, Fatih'in soru sayısından düşüktür. O zaman Ayşe'yi bir şöyle yazayım sıralamaya bakmaksızın. Can'ın soru sayısından yüksek. O zaman Can daha geride olacak. Şuraya bir yere Can yazdım. Ee, ardından Fatih'in soru sayısından düşük demiş. Fatih o zaman Ayşe'nin önünde olacak. Buraya Fatih dedim. Tamam. Ne dedik o alt e, şeyde? Öncülde. Can en çok soru çözme sıralamasında dördüncü sıradadır dedi. Dördüncü sıraya Can yazdım. Tamam Emir soru sayısında sadece denizi geçebilmiştir dedi o zaman e, Emir 5 olur Deniz altıncı olur arkadaşlar devam ettim şimdi arkadaşlar canın yeri belli emir'in yeri belli ve denizin yeri kesin olarak belli Geriye Fatih, Ayşe ve Baki kaldı. Bakalım. 1 2 3 Fatih, Ayşe ve Baki arasında paylaştırılacak. Ama nasıl? Baki biri e asla gelemeyecek mesela. En çok soru çözen kişi Fatih'tir dedi. Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor? Olabilir. Fatih 1'e gelir. E Baki 2'ye gelir. Ayşe 3'e gelir veya Ayşe 2'ye gelir. Baki 3'e gelir. Olabilir. Baki sıralamada 2. olmuştur diyor. Olabilir. Can, baki'den daha çok e, soru çözmüştür diyor. Bakın Can, dördüncü sırada. Her halükarda baki Can'dan daha fazla, e, pardon daha az soru çözmüş, çözmüş olacak. Çünkü Can e, nerede olacak arkadaş? E, affedersiniz. baki nerede olacak arkadaşlar? Can'ın daha ön sıralarında. O zaman bu yargı kesinlikle yanlış. D Ayşe sıralamada üçüncü olmuştur. Olabilir mi? Olabilir. Ayşe üçüncü olur. Baki ikinci olur. E, ardından Fatih birinci olur. Bu da doğru. Olabilir. Yani kesin doğru değil ama olabilir. Kesinlikle yanlış olan hangisi? C şıkkı arkadaşlar. Aybüke, Beril, Cihan, Dilek, Emre, Ferhat ve Gamze adlı öğrenciler proje ödev olarak Türkçe, İngilizce ve Sosyal Bilgiler derslerini seçmişlerdir. Şöyle diyelim. Türkçe... İngilizce ve sosyal bilgiler derslerini seçmişler. Evet. Öğrencilerin proje için seçtikleri derslerle ilgili bilinenler şunlardır. Her öğrenci bir dersten proje ödevi istemiştir. O zaman 1 2 3 4 5 6 7 tane evet. ödev olacak. İngilizce dersinden 3, buraya 3 yazdım. Diğer derslerden ikişer kişi. Türkçe 2, sosyal 2. Proje ödevi istemiştir dedi. Güzel. Emre Türkçe dersinden Emre yazdım. O zaman yukarıdan Emre'yi silelim. Dilek Sosyal Bilgiler dersinden Dilek Sosyal yazdım. O zaman Dilek'i sildim yukarıdan. Beril ve Cihan aynı dersten proje ödevi istemiştir. Şimdi Beril ve Cihan bir tek İngilizce'den isteyebilir. Çünkü diğerlerinde birer kişilik kontenjan kaldı. Beril Cihan. O zaman Beril ile Cihan'ı da sildim yukarıdan. Aybüke, Ferhat ve Gamze kaldı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Aybüke sosyal bilgiler dersinden proje ödevi istemiştir diyor. Kesinlikle doğru diyemem. Beril İngilizce dersinden proje ödevi istemiştir. Bakın burada kim var? Beril. Doğru bilgi. Yani kesinlikle doğru bilgi. C dilek Cihan'la aynı proje ödevini istemiştir. Bunu tam olarak bilemem. Hatta tamamen yanlış. Bakın az önce gözümden kaçmış. Cihan İngilizce, Dilek sosyal. Yanlış. Gamze sosyal bilgiler dersinden proje ödevi istemiştir diyor. Bunu kesin olarak bilemem. Eledim. Sadece kesin olarak bileceğim yargı B şıkkında verilen ifade. Dolayısıyla sorunun cevabı Bursa. Beril İngilizce dersinden proje ödevi istemiş. En azından Cihan'la birlikte